Karavanımız bitmiş ama stikerleri yapışmamış. Evet. Şimdi içerisine gösterelim. Buranın süngerleri henüz gelmedi. Camımız kapanıyor. Perdemiz örtülüyor. TV'miz burada. Burası oturma kurulu. 3 kişilik ranzası. Buzdolabımız. Mutfağımız. Yukarıda açılır kapanır dolaplarımız. Aynı şekilde tüm camlar bu şekilde açılıyor tabi. Sinekliği ile beraber bakın istersek. Burada ısıtıcımız Vepesto. Burası bir hazne olarak işçi tesisat. 100 litrelik temiz su tankımız. Banyo ve tuvalet. LPG şofbenimiz de takılmış. Lavabomuzla beraber. Klasik kapının içinde çöp kutusu. Standartımızla. İstersek burada bastırarak mutfak tezgahımızı bir tık rahatlatıyoruz. Dış yüzeyimizde böyle bir tentemiz var. Dış aydınlatma. Tabii içerideki şofbenimizin bacası. Tente kolları için sabitlemek için bir tentemiz var. Boyu ne kadar abi? Açtığımızda 2 metre civarı uzunluğu var. Yani 2 metre. 2-2,5 civarı bir 2,60 tente boyu. 2,60 uzunluğu var. 2 metre 2,5 metre civarı da açılıyor. Stickerlarımız eksik stickerlar yapılacak. Yapılacak. Evet. Rotasız olduğunu belirtecek. Arkaya rotasız yazacak. He rotasız. 50. Evet. Orhan abinin çöküş belli varış belli değil. Evet. Rotasız yolcu. Orhan abim. Abi hayırlı olsun şimdiden. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür Allah. Ederim Allah. Güle güle kullanmak nasip etsin inşallah. Stickerlarımızdan sonra daha güzelleşecek. Daha güzelleşecek. Gayet güzel, benim hoşuma gitti. Arkadaşlar. Hayırlı olsun şimdi. Teşekkürler. Evet, Orhan abinin karavanı dıştan dışa 2'ye 3.90 arkadaşlar. Tavan yüksekliği de 2 metre. Tavanda hiçbir sıkıntı yok. Gayet hoş, rahat, güzel. 5 tane penceresi var bu arada arkadaşlar. 1, 2, büyük penceremiz, 3, 4, mutfak üstünde, 5, ranza, 2 kişilik ranzamız var onun üzerinde. Gayet hoş. Aydınlık ferah. Kapı örtüldüğünde de baktım. Gayet güzel. Bir de içeriye de ciddi anlamda bir haznemiz var. Boşluğumuz burada kullanabileceğimiz ayrıyeten bir de şöyle bir sandığımız var. Vallahi gayet güzel. Orhan abi hayırlı mübarek olsun. Güle güle kullan. He olur, bir de burada böyle bir boşluğumuz var. Evet, 2 kişilik ranzamızın altında. Burada gayet geniş, ferah bir görüntümüz var. Tabii dolaplarımız daha alt kısımda. Evet, ufak tüpümüz. Ocağımızın tüpü şu an faal olarak çalışıyor. İç su tesisatımız. Benim hoşuma gitti. Bütün pencerelerde de sinekliklerimiz de mevcut tabi. Yani istersek sinekliği açıp iyi pencerelerimizi kapatabiliyoruz. Perdeleriyle beraber. İç ve üst taraftaki dolaplar gayet geniş, ferah, ciddi malzeme alır. Ufak diyoruz ama. Bir de televizyonumuz var. Olmazsa olmaz. Uzun sürelerde kullanacağımız tabi. Televizyonumuz akrobat hareketli. Ön, arka, öne doğru, sağa doğru. Bu şekilde bir kolu var.
masa ayağı. Bir de masa ayağımız var, masamız var. Masamız içeride aslında. Masamızın üstü burada arkadaşlar. Tabii dediğimiz gibi bu masa buraya oturup şu kenarlara gördüğünüz şeritlere oturup burayı üstünü komple yatak olarak da kullanabiliyoruz. 4 kişinin yatabileceği, barınabileceği bir bu kadar küçük bir karavanda alan oluşturulmuş. Gerçekten çok başarılı. Çok sevdim. Orhan abiye iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Hayırlı mübarek olsun abi. Sağ tekrar çok inşallah. Çok teşekkür ederim İbrahim. Allah sizlere de göstersin. Ha, inşallah. Ben pencerelerini küçük yaptırdım. Fazla ısınmasın diye tavana cam ve hek koydurmadım. İstersek hem daha sizin sızıntı olmasın hem güneş ısısını, ısısını fazla almasın diye. Aynen. İstersek daha büyük de yapabiliyoruz tabii, pencereleri. Yani isteğe bağlı. Ön tamamen cam da olabiliyordu. Evet. Önce camı istemedim. Gayet her şeyi küçük istedim ki ısıdan fazla ısı geçirmesin diye. Aynen. Tavana gene cam ve hek istemedim. Hem ısı hem de yağmur sızıntısı yapmasın diye. Aynen. Uzun süre daha muhafaza edebilelim diye. Uzun süreli kullanımlarda. PVC iç döşememiz var. Gerçekten hoşuma gitti. Minimizal bir karavana 4 kişinin yatabileceği bir ortam oluşturulmuş. Gerçekten gayet güzel. Bir de şurada düğmelerimiz var. İç aydınlatma, dış aydınlatma, prizler. İşte yani banyo, dış, hepsi tek tek. Artı Webosto. Harika. Burada Webosto'muzun bir dijital göstergesi var. Ayarını yapabiliyoruz istediğimiz şekilde. Gördüğünüz üzere bu alt tarafta ışıklarımız da var, ledlerimiz var. İç aydınlatmada kullanılmış. Güzel bir yaşam alanı oluşturulmuş karavana bence. Tavanlar dahil. Harika olmuş.